Konuşuyoruz. Önder Bey bize bir Dersim 38 hikayesi anlatacak. Kendi ailesinde yaşanan bir hikayedir. Buyurun. Ben Sivas Şarkısı'da İlyas Hacı köyündenim. Köyümüz 500 yıllık bir köy. Buraya 1521 yılında Hozat'ın Aviran köyünden gelmişiz. Aviran'dakiler sarı saflıklı olduğu için tabii bu süreye devam ettiren bir aileyiz. Biz tabii 7 ayrı yere yerleşmişiz. Bu Şiran, Gümüşhane'nin Şiran da var bir kol. Diğer kol yine Sivas'ın İmranlı'nın aşağı Çulha, yukarı Çulha köyünde. Sonra 1521'de niye gitmişler? 25'te bizim aileyi dağıtmışlar. Aşireti. Tabii Osmanlı. Yavuz sonrası Osmanlı dağıtmış, 7 ayrı yere yerleştirmiş. Valla Elazığ'da varız, Sivas'ta varız, Şiran, Gümüşhane'de varız. Şu an Tunceli'de zaten o cami merkezi biz o dönem Bozok sınırında olduğumuz için bizi Bozok diye kaydetmişler. İmranlı, Sivas diye kaydedilmiş. Zara'da var yine. Evet. Bu 7 ayrı Kangal'da var, Kangal'ın bir köyünde. Ve en sonunda demin söylediğim gibi Elazığ'ın bir köyünde var. Hepimiz aslında Türkmen kökenliyiz. Ama sarı saltıklıyız. 1914'e kadar sarı saltık dedelerimiz gelirmiş. Bizim evimiz aynı zamanda ocak. Meşhur Kul Hüseyin'in ocağı. Yani o idama mahkum edilen Kul Hüseyin'in ocağıdır. Değişleri falan olan. Tabii. Bu saltma ocağıdır. Terma yara, beyaz yaralara iyi gelen bir ocak. Kurbanlar, kuzuların kesildiği bir yer. Bu tabii daha gerisi değil de daha yakın tarihten bilgi aktarmak istiyorum. 1938'de dedem içeri alınır. Yani cezaevine alınır. Düşünür niye alındık? Acaba köye sonradan gelenlerin ihbarı üzerine mi alındı falan? Bir türlü çözemez işkence. Tabii 2 ay sürer. 2 ay aileyle de görüştürmezler. Onun üzerine... Nerede cezaevinde tutuluyor? Sivas merkezde cezaevinde. Bu arada babaannem sürekli gidip geliyor tabii. Devrani dayım falan var. Onlar da dede ailesindendir. Onlar bir başka köydendir babaannem. Bunlar tabii çok 30'a yakın gençle anlattıkları öyküyle Sivas merkeze giderler. Tabii bir türlü görüştürülmüyor. Babaannem valiliğin önüne biz çul diyoruz. Çulu atar üstüne oturur. Protestoya başlar. Bu 10 gün sürer. 10 gün sabah atar. Öğleden sonra zabıtalar ya da dediklerine göre polis gelir bunları tren garına götürür bırakır. Bir gün sonra yine aynı. Bu 10 gün sürer. 10 gün sonra valiye yansır bu olay. Der ki görüştürün beni. Gelsin bakın neyin sorunu. Babaannem der ki ya benim erimi yani eşimi cezaevine attılar. Bizle görüştürmüyorlar. Vali araştırır der ki ya 400 kilometre ötede gidip dersin isyanına bunu karışması mümkün değil. Siz ne yapıyorsunuz diye sonra da bırakılır ama dedem 2 yıl yürüyemez ayaklarından yapılan işkenceden dolayı. Biz bunu 2011 yılında çok seneler sonra dedem niye yattığını da bilmiyor. Sonra öğrendik bir araştırmacı sarı saltık süreğinin elinde defterleri var işte devlet taraftarı ya da değil karşı duran. Karşı duran grubun içinde yer alan bir defterde kayıtları çıkar. Dedem onun için alınmıştır. Aslında dedem Hakk'a yürüdükten sonra biz öğrendik olayı. Peki bunu hiç anlatmıyorlar mıydı yeni kuşaklara bu olayı? Bu olay anlatılıyor da Dersim'den dolayı olduğunu bilmiyor. Çünkü 1914'te Sarı Saltıklı Ocağı'ndan gelen olmamış. En son o zaman gelmiş. O Ermeni katliamından bizim çevremizde çok geniş Ermeni köyleri var. O katliamdan sonra bizim dedelerle Dersim'le bağımız kopmuş. Ama sarı saltıklıyız. Sonra ne oluyor? Bağ kopunca Sürek bu cemlerini yürütebilmesi için Hıdır Abdal Ocağı'na bağlanmak zorundasın. Yani ilişkileri kopunca kopanlara dedelik yapan grup Hıdır Abdal Hoca, bizimkiler Hıdır Abdal Hoca üzerinden yine dedeliğe devam ediyor. Hızır Abdal da diyorlar değil mi? Tabii Hızır Abdal, Hıdır Abdal o bulunduğu bölgeye göre biçimleniyor. Böyle bir şey yaşadık biz tabii dedemiz Hakk'a yürüdük. Çok seneler sonra olayı öğrendik. Ne kadar hüzünlü bir hikaye. Tabii biz, hayır yediği dayaklar, işkencelere tahammül etmesi yani 2 ay boyunca. Babaannemin refleksi de çok önemli. Yani o tarihlerde direnmesi. Direnmesi. Sivil bir eylem yapmış yani. Tabii 10 gün.
10 gün her gün yapıyormuş ama baba, tabii dedenizin adı neydi, babaannenizin neydi? Dedemin adı Ali. Tabii biz Aydın soyadı almışız. Bir 35'lerde ilişkilerimiz o deminki saydığım bizim aileyle devam ediyor. Hepsi Aydın soyadı almış. Yani Şiran'daki de Aydın, İmranlı'daki de Aydın, bizdeki de Aydın, hepsi Aydın soyadını. Birbirine ilişkiyi koparmamak için aynı soyadları almışlar. Ninenin adı neydi? Yeteran'adır. Meşhurdur Yeteran'a. Cemler'de oturan, posta oturan adamsızdır. Ne güzel bir ailedensiniz. Yani öyle bir aileden. Tabii ben kucaklarından sonra omuzlarında öyle büyüdüm. Bizzat babam yurt dışına gidince onun yanında kaldık çocuklar olarak, dedemizin yanında. Dede ne zaman vefat etti? Dedem geç, 103 yaşında falan kaybettik. Yani? Yani babaannem daha erken kaybetmiştik ama dedem dolu doluydu. Bir başka yanda söyleyeyim, dedem şamanistti, yani şeye inanırdı, güneş kültü onu geçirelimdi. Ben onun yanında büyüdüğüm için itiraz bizim dedim. Bizim başlar Alevilerde de ama güneş yok önemli. Güneş ve ay ya dua eden bir dedeyle yaşadım. Tici ben. Muhammed derler Zazaca'da. Yani Muhammed'in ışığı. Ya güneş doğarken hafifçe çıktığında duasını ederdi. Bir de batarken ederdi. Yani iki kez vardı. Ayda da öyleydi. Ayla ilgili anlayışı da. Yani köyde herkes farklı. Dedem farklı davranırdı. Ama tabii başka yanımız tabii köyün yerlisi olmamız. Tabii. Sonra işte diğer Kars'tan, Malatya'dan, Tokat'tan aileler gelmiş, köye yerleşmişler. Herkes ayrı bir süreye takip ediyor. Bizimki şeyden kopmamış, o sarı saltık geleneğinden. Oradan devam edip yine. Ocak'ta yine aynı, bu yaraları iyileştirme. Kerameti de varmış dedelerde. Cüherlere. Ama biz bunu tabii içinden gelince çok şeylerinin yaşadığını görürüz. Mesela cenazelerde ölüm olan evlere yemek gider. Bizde ocak hiç sönmez. Bize de kimse yemek getirmez, biz de kimseye yemek götürmez. Niye ocak söndürülmez? Tabii. Yani 500 yıldır yanan bir ocaktır bizim ocağımız. Yani hiçbir zaman söndürülmeyen. Sizinkiler hangi dili konuşuyormuş Önder Bey? Yok, Türkçe konuşuyorlar. Bizimkiler Türkmen kökenli ama o Aviran'da da var Türkmenler. Ocağı. Alevi Türk ocağı. Alevi Türk ocağı. Sarı saltıkların bir bölümü Türk. Tabii tabii. Bizim dili konuşanlar i̇şte da var. Biz onlardanız işte. Biz çok çok sağ ol. Aydın ortaklar da ailelerimizin çoğu orada. Oradakilerle değişik. Bedrettin'in olduğu yer. Tabii tabii. Aydın ortaklarda yerleşen köyün bir kısmı oraya yerleşmiş seneler önce. Yani onlar da aynı dili ve aynı yine sarı saltıklıdır onlar da. Onlarla ilişkilerimiz devam ediyor. Ne güzel bir dedenin ve ninenin torunusu. Biz onların onda bir olsak ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu güzel kitap fuarında, Önder Aydın'ı dinledik. Güzel bir hikaye. Bir başka şeyde de Ermenilerle ilgili bir bölüm var, onu anlatayım. Olur, konuşuruz onu da. Onu da konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol.